Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampında ek çizimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir ek çizimi daha işleyeceğiz o da orta taban. Çok karşımıza çıkıyor aslında. Evet kitabımızda da sayfa numarası 21'i işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Orta taban çizimi aslında bir benzerlikten geliyor. Benzerliğin bir özel bir halidir diyebiliriz ama benzerliğe gelmeden önce biz bu konuyu anlatalım. Çünkü niye? Orta taban üçgende açıda da dik üçgende de yani bu benzerliğe gelene kadar ki yerlerde de karşımıza çıkacağı için ve çok kullandığımız için burada ek çizim olarak size vermek istedim burada. Ki ayrıyetten de anlatılması lazım. Bir ara ÖSYM de buna takıktı. O yüzden bunu da iyi bir şekilde bilin. Orta taban dediğimiz şey nedir? Bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru parçasına biz üçgenin orta tabanı adını veriyoruz. Adı üstünde orta taban. İki tane orta noktaya almışım. Şöyle birleştirmişim. İşte bu birleştirdiğim doğru parçasıları alttaki doğru parçasıyla yani BC ile birbirine paralel oluyor. Ve burada 1'e 2 oran oluyor. Hocam şuraya bakacak olursak yine 4 tane özellik var. Bu özellikleri şöyle söyleyeyim. Hocam AD ile DB birbirine eşit. A ile EC birbirine eşit. DE paralel BC. DE bölü BC de 1 bölü 2'ye eşit. Bu 4 özellikten en az ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Sadece bir durum hariç arkadaşlar ama genelde geometride iki şart sağlanıyorsa diğer eksik parçalar da tamamlanıyor diye söylüyoruz. Bu ek çizime de dikkat edin ÖSYM bak ek çizimle alakalı soruyor sordu daha öncesinde sordu. Hani ikiz kenarlıkla alakalı kısmını sordu. Niye bu sefer orta tabanla alakalı kısmı gelmesin mesela. O yüzden bunu bilin. Evet 4 tane özelliğimiz var. Bir. D orta nokta 2, E orta nokta 3 paralellik var. 4, 1'e 2 oran var. Bunlardan en az 2 tanesi sağlanırsa diğerleri de sağlanıyor. Nasıl yani? Hocam şöyle mesela. Şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Yani orta nokta, orta nokta. Evet bunda sağlanır mesela. Hocam paralellik var. Şunlar birbirine eşit. Yine sağlanır. Hocam mesela burada paralellik var ve 1'e 2 oran var. Yine sağlanır. Bir tek bir durumda sağlanmıyor arkadaşlar. O da şu. Hem burada 1'e 2 oran olacak hem de burada eşitlik olunca sadece ve sadece bunda sağlanmıyor haberiniz olsun. Yani eşitlik olduğunda şu 1'e 2 oran olduğunda sağlanmıyor. Çünkü üçgenimiz şöyle olabilir arkadaşlar. Şöyle burası K burası 2K olduğu durumda olabiliyor. Şunlar birbirine eşit. Buradan bir orta taban çizebiliyoruz arkadaşlar şöyle. Peki ya hocam x parça tamamlattınız ya. Dur orta taban çizmeyi şimdi göstereyim ben sana. Şimdi ne zaman biz orta taban çizeceğiz? Evet onu da yukarıdaki boşluğa söyleyeyim. Arkadaşlar Şöyle önemli bir nokta. 3 yıldız mı 5 yıldız mı? Tabii ki 5 yıldızlık bir yer. Eşitlik gördüğünde evet ama şöyle soruya baktın. Verilen bilgileri kullandığın sonuca ulaşamıyorsun. E, hali hazırda bir orta taban varsa eyvallah ama soruda bir de eşitlik varsa ne yapacaksın? Orta tabanı çizeceksin. Eşitlik varsa orta taban çizilir. Bunu sakın ama sakın unutma. Sen eski sen olsaydın eğer şöyle bir şey gördüğün zaman şunu yapardın. Hocam şurada bir eşitlik olduğunu gördüğün zaman ben eskiden ne yapardım? Sen de aynısını yapardın büyük ihtimalle. Şimdi de aynısını yapardın ama artık yapmayacaksın. Mesela buradan bir kenar ortaya çizeyim hocam. Evet. Ben ne diyorum? Ben? Bir şey çizdiğin zaman özel bir durum çıkmışsa eyvallah çözümün gayet mantıklı. Burada çizdin sadece kenar ortaya oldu. Özel bir durum çıktı mı? Çıkmadı. O zaman sil. Bu yanlış. Kenar ortay sadece kenar ortay çizdin. Çizdiğin ne kaldı? Özel bir durum çıkmadı. Ha hocam bu 90 dereceye benziyor. Yok öyle bir tarafımızdan kafamızdan bir şey uydurmak yok. Nereden biliyorsan bunun 90 derece olduğunu. Tamam eğer bu 90 derece olmuş olsaydı bu ikiz kenar olurdu. Ya da bu ikiz kenar olsaydı ve böyle orta nokta olmuş olsaydı bunu çizerdin. Çünkü ikiz kenarda çizilen kenar ortay yükseklik ve açı ortay oluyordu özel bir durum çıkıyor. Ama ben sana diyorum ki sadece ve sadece eşitlik varsa kenar ortaya çizmek bir işimize yaramaz. Eşitliğin mantığı nasıl kullanılır? Bak eşitliğin mantığı diyorum. Kalemin eşitliğin olduğu yere koy ve ne yapacaksın biliyor musun? Orta taban çizgisini sen çizeceksin. Orta taban çizgisi nasıl çizilir? Paralel bir çizgidir orta taban çizgisi. Yani kalemini eşitliğin olduğu yere koydun ya. Şöyle şuraya koydun. Hop şöyle. Yani bu üçgende bu kenar üzerinde ya alttakine paralel çizersin. Yani şuna paralel çizip hocam burada şunlar birbirine eşit burada da 1'e 2 oran olur deyip eksik parçayı sen tamamlarsın. Ya da ne yaparsın kalemini buraya koydun ya bak şu kenarın üzerinde ya bu kenara paralel çizeceksin ya da bu kenara paralel çizeceksin. Şimdi biz alttakine paralel çizdik ki biraz önce. İkinci bir ihtimalde şuna paralel çizme de olur. Yani yan taraftaki şu doğruya paralel çizmeyle de yeni bir orta taban oluşur. Yan yatık bir orta taban karşımıza çıktı sadece. Şuna paralel çizdin. Hem eşitlik var hem de paralellik var. Orta taban şartı sağlandı. Eksik parçalar. Şunlar birbirine eşit. Ya yani ondan sonra da burada da 1'e iki oran vardır deyip olayı bitirirsin. Tamam anlaştık. Olay bu arkadaşım. Hali hazırda orta taban varsa eyvallah işimiz kolay. Aa, biz çoğunlukla da böyle eşitliğin mantığını kullanmak dediğimiz durum budur. Eşitlik gördüğümüz zaman orta taban çizgisini çiziyoruz. Ve buradaki orta taban çizmeye alıştığın zaman benzerlikte de paralel çizme. Bak senin buradaki orta taban çizmeye alışman ne demek biliyor musun? İlerleyen konu zamanlarda benzerliğe de çok faydasını görürsün. Sonraki zamanlarda paralel kenarda dikdörtgende karede ek çizim soruları nasıl yapılır? Onunla alakalı soruları da çözerken aşırı derecede işine yarayacak. O yüzden ortalama senin için çok ama çok önemli. Hadi bakalım şimdi sorulara bakalım. Şimdi daha üçgeninde bunlar eşit bunlar eşit verilmiş. Ve 80 verilmiş 75 verilmiş. X nedir diye soruluyor bize. E bu verilen bilgilerde hiçbir şey yapamıyoruz. Demek ki bir şey çizeceğiz. E hocam kenar ortay mı çizelim? Çok saçma olduğu belli. Şurayı kesiyor. Ya da burada kenar ortay mı çizelim? Hayır. Kenar ortay çizmek diye bir şey yok. Sadece ikiz kenarda kenar orta değil mi? E o zaman ne yapacağız? Şunlar eşit. Bunlar eşit. Aa, ben bu orta noktaları birleştirecek olursam o zaman bunlar ne oldu? Orta taban oldu. Şunlar paralel oldu demektir. E bunların paralel olması ne anlama geliyor? Hocam şuradaki 75'i kullanayım. Z'den dolayı buranın 75 olması demek. Paralel olması demek 80'den dolayı yöndeşlikten dolayı buranın da 80 derece olduğu anlamına geliyor. Ve bu arada şu K iken burası 2K vermiş. Bak Soruda verilen bilgileri kullandım. Yani verilen bilgileri kullandım. Soruyu çözemedim. Hemen soruyu okuyorum. DE uzunluğu K iken şurada DE'ye K diyeyim. Neresi 2 kaymış? BC uzunluğu 2 kaymış. Şu BC uzunluğu 2K. Hocam şu orta taban çizgisiydi ya. Burası 2 kaysa. burası ne oldu? K oldu. Aa, şu üçgende bak. K'ya K. Yani iki kenar çıktı. O zaman 75 ise burası da 75 olur. 75-75-150'den burası 30 derece olur. Sonra buradaki açıda 80 artı 30 artı x de 180 olacağından x'i böylelikle kaç derece buluruz? 180 x'i 110'dan 70 derece olarak buluruz. Yani örnek 46'yı 70 buluruz. Geldik örnek 47'ye. Hmm. Soruya baktığımızda 1 var, 9 var, 8 var. Şunlar birbirine eşit. Hocam hiçbir şey yapamıyoruz. Yani verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Bir şey çizelim. Sakın hocam şöyle bir üçgen oluşturayım. Deme öyle. Niye? Üçgen oluşturdun. Üçgen oluştur diye bir ek çizim var mı? Yok. Ama eğer burası 90 derece olmuş olsaydı hocam hem dik hem kenar ortay o zaman böyle bir ikiz kenar oluştururdun. Çünkü dikme tabanı keş parçaya bölmüşse bu bir aklımıza ikiz kenar gelir. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturabilirdik. 9 9 diyebilirdik. Ama burayı 90 derece de vermemiş. O zaman ne yapacağız? Sadece ve sadece eşitlik varsa Hocam buradan bir kenar ortay çizeyim. Olmaz. Kenar ortay özel bir durum katmıyor. O zaman eşitliğin mantığını kullanacağız. Eşitliğin mantığını kullanmak demek kalemini gel buraya koy. İki ihtimalim var. Ya buradan 8'e paralel çizeceksin ya da buradan aşağı doğru. Şuna paralel çizeceksin. Çünkü sonuçta şu büyük üçgende eşitlik var ya şöyle. E, AC kenarının üzerinde olduğu için ya BC'ye paralel çizeceksin ya da AB'ye paralel çizeceksin. Peki hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Genelde şunu söylüyorum. Karışık olan yere doğru çiz. Burası mı karışık? Burası mı karışık? E burası daha karışık. Buraya çizmek lazım. Tamam, karışık olan yere doğru ya da üçgen oluşturman lazım. Hocam buraya çizince üçgen oluşuyor mu? X'e ait üçgen oluşuyor mu en azından? Hayır. Şuraya doğru çizdiğin zaman bak X'e ait bir üçgen oluşuyor en azından. Evet, buraya paralel çizdim. Yani şunlar birbirine paralel. Eksik parçaları tamamlayalım. 8 ise burası ne yapar? 4 yapar. Sonra başka bir şey verilmiş bana? A, ile D, birbirine eşit verilmiş. 8 var, 4 var. Başka bir de burası 10 verilmiş. 9, 1 daha 10. E onu da bu orta taban çizgisi olduğu için 2 eş parçaya bölecek. 5, 5 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. A, ikizkenar kenar çıktı. X ise burası da X. Tamam. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Hocam neyi kullanmadık? Ona bakıyorum. 110. E şunlar birbirine paralel ya. Burası 110 sa. Yöndeşlikten dolayı burası da 110 derecedir. O zaman burası kaç yapar? 70 yapar. Aa hocam şu bir ikiz kenar üçgen oldu. x da ne yapacaktır o zaman? Tepe açısı 70 derece olduğu için 180 eksi 70 bölü 2'ye eşit olur. Yani 110 bölü 2'den cevabı kaç derece? 55 derece olarak buluruz. Evet. Orta zaman çizmek dediğimiz olay bu dostlar. Tamam. Eşitliğin olduğu yere kalemini koy. Paraleli çiz. İki ihtimalim var. Üç, karışık olan yer ya da üçgen oluşturacak yere doğru çizmeniz mantıklı bir hamledir. Lütfen buna dikkat edin ve bunu iyi bir şekilde öğrenin. Evet geldik örnek 48'e. Bu sefer hala hazırda bir şeyler var. Paralellikler verilmiş. Fatma Kara DE ve BC birbirine paralel verilmiş. Şurası K iken burası da K burası ne oldu o zaman 2K oldu. BF uzunluğu K iken FE uzunluğu K ve AE uzunluğu 2K. Bak dikkat et. Şunlar birbirine eşit. Aa hocam şurada bir orta taban çıktı. Çünkü tersten hem eşitlik var hem de paralellik var. E o zaman ne olacak? Direkt burası K demeyelim. K'yı kullandık çünkü. Direkt burası AX iken burası ne olacak? 2X olacak. Sonra hocam şurada da paralellik var. A burası 2K burası da 2K. Bunlar da birbirine eşit. Direkt burada da bir ortalama var. 2X ise burası ne olacaktır? 4X olacaktır. Şimdi benden BC eksi DE. BC'den DE'yi çıkart. BC'den DE'yi çıkartalım. 4x eksi 2x yapıyor burası. 4x eksi 2x bölü Fatma Kara uzunluğu da x. Yani 2x bölü x'ten x'ler nanay olur. Cevap da böylelikle 2 çıkar. Evet örnek 48. 2 çıktı. Geldik örnek 49'a. He, hocam eşitlik var. Dur. Önceliğiniz ek çizimlerde arkadaşlar. Neydi ikiz kenarlıkta? Yani yüksekliğe ayrı bir gözle bakmanız lazım arkadaşlar. Şimdi soruya baktığınız zaman. Hocam eşitlik var ama eşitliğe yoğunlaşmayalım. Dur. Hocam şuradan bir orta taban mı çizsek böyle? Ya da buradan böyle buraya mı orta taban çizecek? Bunun devamı böyle paralel mi olur? Hiç bunlara girme. Öncelikli olarak soruda neye bakacaksın? Yükseklik varsa yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Evet hocam. Bak yükseklik var yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum. Hop hocam bu yükseklik. Özel bir durum var. Hem yükseklik hem de açı ortay. Aklına ne getirdi? Evet. İkiz kenar getirdi. Yüksekliğin kollarında şöyle ikiz kenar. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Şöyle bir ikizkenar üçgen oluşturdum. Eksik parçaları tabanlayalım. Yani burada bir ikiz kenarlık çıktı. 8 ise burası 8 oldu. Burada da taban iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra ne yapıyoruz arkadaşım? Verilen bilgilere şöyle bir odaklanıyoruz. Bakıyoruz. Hocam bana 3 verilmiş. Şunlar eşit verilmiş ve x isteniyor. Bak 3 eşit ve x'e bakan insanoğlu hemen şuradaki üçgendeki yan yatık bir orta tabanı görür mü? Görür. Çünkü bunlar eşit. Bunlar eşit. E o zaman iki şart sağlandı. O zaman burada 1'e 2 oran vardır. Orta tabandır. Şunlar birbirine paraleldir. Ve 1'e 2 oran vardır dostlar. Yani üçgen burası 6 oldu. Yan yatık bir orta tabandan dolayı. Evet. E şimdi x'e bak bakayım. X ne oldu? 8 burada 6 burada. 8 artı 6'dan 14 olur cevabımız. Evet örnek 49'u 14 bulduk. Güzel bir soruydu. Ve geldik örnek 50'ye. Şimdi burada bir oran verilmiş. K ve 3K verilen bilgileri kullanmak ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ve verilen bilgilere odaklanıyoruz. Burası K. Burası 3K. Bak şimdi dikkat et. Şurası K ve AE uzunluğu da şuraya da 3 k yazıyorum. E ee, ne yapacağız hocam burada? Şimdi burada hocam bir dik üçgen 90'ın karşısında eşitlik olsaydı muhteşem üçlüyle de çözebilirdim. Ki gerçi bu soru muhteşem üçlüğü de çözülebilir arkadaşlar haberiniz olsun. Ama ben orta tabanı şu şekilde çizmeyi çok seviyorum. Ee, öncelikle soruda bu verilen bilgileri kullanamıyoruz. Verilen bilgileri kullanmak lazım. Eşitliği kullanmak lazım burada. 1'e 3 oran da var. Oranı da kullan, kullanamıyorsak eşitliği kullanalım. Eşitliği kullanırken dikkat et. Büyük üçgende şurası orta nokta. Eşitlik varsa orta tabanı çiz diye söyledik. E o zaman büyük üçgende BC'nin üstündeyse iki ihtimalim var. Ya AB'ye paralel çizeceksin ya da AC'ye paralel çizeceksin. Hangisi mantıklı? Üçgen oluşturan daha mantıklıydı. Şu daha mantıklı. Buradan paralel çizdim. Bak eşitliğin olduğu yerden şuna paralel çizdim. Orta taban oldu. Yani burası A iken burası ne olur? 2A olur. E sonra hocam şunlar birbirine eşit ya. Buradakiler de birbirine eşit olmaz mı? Olur. Toplamda burası 4K olduğundan 2K, 2K olacak. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. E ee, sonra şunları paralel ya 90'ı kullanmadım. Hocam 90'sa yönde eşitlen. Burası da 90 derecedir. A 90 var. K var, K var. Yani şunlar birbirine eşit. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüğü mü oluşturur? Evet. Yani burada muhteşem üçlüden dolayı eşit oldu. E Dolayısıyla burada bir 2'si kenarlık çıktı. Burası 20 derece olur ve şu üçgende iki iç açı bir dış açıya eşittir. Yani ne oluyor o zaman arkadaşlar? 20 ile 20'nin toplamı x'e eşittir. x 20 artı 20'ye eşittir. Yani cevap böylelikle 40 çıkar. Bu arada sorunun başında, başında hop şöyle x tek bir muhteşem çizerek de yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Ama ben şunu seviyorum. Eşitlik, gördüğümde eşitliğin olduğu yerden orta taban çizmeyi daha çok seviyorum daha farklı bir şekilde de oluşturulabiliyor tabii ki. Hani böyle e, eşitlik gördüğümüzde nasıl eşitlik gördüğümüzde işte şöyle bir eşitlik gördüğümüzde orta tabanı şöyle alt taraftan da böyle oluşturabiliyoruz. Haberiniz olsun yine burada da özel bir durumda çıkıyor. Ama ben dediğim gibi eşitliğin olduğu yerden paraya çizmeyi daha çok seviyorum. Evet gençler böylelikle bu kısmı bitirdik. Orta taban kısmını bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda hem yüksekliği işleyeceğiz hem de kenar orta dikmeyi işleyeceğiz. İkisini bir işleyelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.